Merhaba. Bugün evdeki klozete çocuk adaptörlü yavaş kapanabilen klozet kapağı taktım. Bunun videosunu çektim. Gördüğünüz gibi klozet kapağı direkt çıkıp temizliği kolay oluyor. Sonra çok kolay bir şekilde tekrar yerine takılabiliyor. Ayrıca dediğim gibi çocuk adaptörü var. Gördüğünüz gibi yavaş kapanıyor. Yetişkin parçayla kapak yavaş kapanabiliyor, ikisi de ayrı ayrı, ama aradaki çocuk adaptörü yavaş kapanmıyor, direkt kapanıyor. Bu ürünü aldım ve montajını yaptım. Kutunun üzerinde de yazıyor ama ben yine de kendim video çekmek istedim. Eskisini çıkaracağız, iki delikli. Bunlar bazılarına uygun. Aldığınız şeyin üzerine mutlaka okuyun uyumlu olup olmadığını. Eskisini ben Yıldız Tornavida'yla, kapağı kırılmıştı. Yenisini de alırken çocuğuma da uygun olsun diye çocuk adaptörlü aldım. Montajı çok basit ama ben yine de ayrıntılı bir video çektim. Şimdi Yıldız vidaları ikisini de söktükten sonra iki tane boşta deliğim kalacak. Evet, dikkatli bir şekilde söküyoruz ki klozetin içine parçalar düşmesin. Bu arada delikler tamamen boş olmalı. Benim eskisini söktüğümde içinde siyah contalı gibi bazı parçalar vardı. Onları da tornavidanın ucuyla çıkartıp, altta deliği var. İsterseniz alttan bir şeyle de itip çekebilirsiniz. Şöyle iki tane parça tamamen boş olacak, yani o iki delik. Arasındaki mesafenin uzunluğunun çok bir önemi yok, çünkü takacağımız kapağın bu parçaları hareket edebilir oluyor. İlk önce şu gördüğünüz beyaz dübel gibi parçalar var. Onları deliklerin içine bırakıyoruz. Sonra contayı tırnakları deliklere gelecek şekilde takıyoruz. Yuvarlak deliği de zaten tam oldu. Bunda şimdi yuvarlak kısmı, yani kapağın gireceği kısmı içe bakacak şekilde koyacağız. Bir tane pulu var. Bu malzemeler hep kutunun içinden klozet kapağıyla birlikte çıktı. Bir de vidası var. Vidasını da takıp yerine oturtuyoruz. Ve tamamen sıkmadan, yani sıkı sıkıya olmadan vidalayacağız bunları. Diğerini de aynı şekilde takıyorum. Önce contasını. Ardından pulunu ve vidasını takacağım. Bu da içe bakıyor. Her ikisi de içe bakacak. Şu an vidayı taktığım yerden ayarlanabileceği için tamamen sıkmayacağız tornavidayla. Sert, sadece çıkmaması için 3-4 tur çevirsek yeterli. Sonra çok oynamasın diye çok az daha sıktım. Şimdi ayar yapacağım. Tam takmayacağım. Sadece uçlarını takacağım. Çünkü tam takınca zor çıkıyor. Bu sefer yani çekerek çıkarması gerekiyor, hareket eder diye. Hafiften sadece uçlarını koydum. Ayarlarını yaptım ve kapağı aldım. Kapak boşta. Şimdi tamamen sıkabilirim. Sıkı sıkıya olursa iyi olur. Sökerken ya da kapak kapanırken oynamamasın, kırılmasın diye. İyice sıkıyorum ikisini de.
Kapak plastik bu arada. Kaliteli, çok kaliteli bir şey değil ama plastiği kaliteli. 70-80 lira gibi bir rakam alındı. İş göreceğini düşündüğüm için aldım. Şimdi koyuyorum. Contalı olduğu için zaten oturunca tak kapanıyor. İşte gördüğünüz gibi yetişkin kısmı amortisörlü ve kapak kısmı da amortisörlü tamamen. Bunu taktıktan sonra iki tane de kapağımız var, vidalar görünmesin diye. Güzel düşünülmüş bu da. Bu iki tane kapağı da takıyoruz. Dediğim gibi bu parçaların hepsi paketinden çıktı. Ve işlemimiz tamamlanmış oldu. Bastırıyorum. Ara yerden bastırınca daha kolay giriyor bu arada. Bırakıyorum. Bakın yetişkin kapak gayet yavaş iniyor. Bu zamanla belki biraz daha hızlı inmeye başlar kullanıldıkça. Çocuk adaptörünün herhangi bir amortisörü vesaire yok. Onun mıknatısı var. Yukarıda gördüğünüz yuvarlak şey, onun mıknatısı onun yukarıda durmasını sağlıyor. O da güzel düşünülmüş. Kapak da gayet yavaş kapanıyor. Dediğim gibi bu kullandıkça muhtemelen biraz daha rahat kapanacaktır. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.